Ben onu fikrini canı büyüyor artık. Artık ben onu fikrini. Bileciği ziyaretimizin elbette birçok amacı var. Bu amaçların başında buradaki eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğine bakmak ve yeni projeler konusunda değerlendirmeler yapmak ve yapacağımız istişareler sonucunda da buranın eğitiminin hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde hangi noktalara taşınabileceğinin, potansiyelinin ne olduğunun el alınması olacak. Biraz önce Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bileciğin nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor. Ama yapacağımız çalışmalar buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor. Burada bu potansiyel fazlasıyla var. Bu potansiyeli değerlendirerek öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız projeler, çalışmalar ele alınacak. Ben burada bulunmaktan ve burada yapacağımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak raporları paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Seçimlerden önce tabiri caizse yüz binlerce memuru ilgilendiren 3600 ek göstergelerle ilgili son durum nedir? Bir de o değil. Evet. Teşekkür ederim. Selamlar. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak Milli Eğitim Bakanımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bilimizde yaklaşık 36 bin öğrencimiz, 2000 üzerinde de öğretmenimiz var. Bu yönüyle baktığımız zaman eğitim ordusunun önemli bir birliği burada. Bütün arkadaşlarımız da, Milli Eğitim Bakanımızın da önümüze koyduğu bir vizyon var Cumhurbaşkanımızla beraber. O vizyona uygun olarak eğitimde büyük bir atılım yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah bugün Sayın Bakanımızın da direktifleri ve değerlendirmeleriyle beraber bu noktada yeni bir ufuk açarak bizim için de ben de bir buçuk ay oldu benim başladığım. Eğitim bu ülkemizi geleceğe taşıyacak olan en önemli unsurdur ve bu noktada da hep beraber bir atılım içerisinde olacağız inşallah. Sayın Bakanımızın da bildiği cesaretle inşallah geleceğimizi eğitim alanında da bileceği daha iyi noktalara taşıyacağız.